Hepinize selamlar dostlarım. Hoş geldiniz. Yepyeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dün Edgar'a bir yıldız gücü geldi biliyorsunuz. Oradaki bir fotoğrafı inceleyeceğiz. O fotoğrafta aslında çok fazla bir detay yok. Kimine göre detay var, kimine göre detay yok. Ama benim dikkatimi çeken bir konuyu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Onun dışında farklı konuşacağımız konular da var. Örneğin VKBRL ile alakalı bazı konularda değineceğim. Çünkü VKBRL'nin hayat hikayesi diye sizinle bir video paylaşmıştım arkadaşlar. O videodan bazı kesitleri sizlere anlatacağım. Yani biliyorsunuz ki önümüzdeki sezonu merakla bekliyoruz. Az bir süremiz kaldı ve bu sezon ne üzerine olacak? İşaretler uzayı gösteriyor. Bununla hepimiz hemfikiriz zaten. Ama başka ne gibi bir şeyler olabilir diye onlara da bir göz atacağız. Şimdi çok fazla sözü uzatmadan dünkü paylaşılan Edgar fotoğrafındaki dikkatimi çeken ama gerçekten çok dikkatimi çeken konu neymiş? Hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafı görüyorsunuz. Bu fotoğrafı sizler de incelemişsinizdir, bakmışsınızdır. Normal şartlarda Dani ne söylemişti? Bazı fotoğraflar yani bazı paylaştığımız fotoğraflar tamamen o günkü zamanı doldurmak için atılan eğlenceli fotoğraflardır. Detay aramaya gerek var mı yok mu? Bu cümle üzerinden sizler de karar verebilirsiniz. Ama bu fotoğrafta gerçek anlamda benim dikkatimi tek çeken bir konu var. Bazı arkadaşlarımız diyecekler ki oradaki silah ama dikkatimi çeken konu bu değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Dikkatimi çeken konuyu şimdi şöyle göstereyim. Bu fotoğrafa dikkatlice bakmanızı istiyorum. Bu fotoğrafa baktığımız zaman dikkatimizi çeken bir konu var ama şimdi bu bir detay olabilir mi? Belki gözden kaçmış bir ayrıntı da olabilir. Şimdi o fotoğrafını hemen yakınlaştırıyorum arkadaşlar. İşte arkadaki mega kutu. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki mega kutu da ne alaka? Şimdi arkadaşlar bu mega kutuyu iyice bir incelemenizi istiyorum. Şöyle mega kutuya dikkatlice bir bakmanızı istiyorum. Bu mega kutuda bir farklılık var. Evet, bu mega kutunun üst tarafına bakarsanız arkadaşlar şuradaki üst bölümünün bizim oyundaki mega kutulardan farklı olduğunu göreceksiniz. Şimdi oyundaki bir mega kutuyu göstereyim size. İşte oyundaki mega kutumuzun arkadaşlar böyle bir sapının olduğunu görebiliyoruz değil mi? Ama buradaki mega kutuya baktığımız zaman artık mega kutu mu onu da bilmiyoruz. Bazı arkadaşlarımız demişler ki konsept videolarını izliyorsunuz. Brawl Talk konsept videoları çok fazla ilgimizi çeken konular var ki şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Brawl Stars geri dönüşlere çok önem veriyor ve bizden gelen her geri dönüşü değerlendirmeye alıyorlar diye düşünüyorum ben ki çünkü istenilen çoğu şey birkaç güncelleme sonra oyunda görebiliyoruz. Onlar da bu konuyu değerlendiriyorlar muhtemelen ve bu konuyla ilgili de düşüncelerini oyuna yansıtıyorlar. Şimdi arkadaşlar buradaki mega kutuya dikkatli baktığımız zaman buradaki mega kutuyla aynı olmadığını görüyoruz. Yani şimdi insanın aklına da geliyor. Konsept videolarında neler vardı? Oyunu sevenler ne istiyordu? Yeni bir kutu gelebilir mi acaba diyordu. Yani şimdi bu belki hani bir çizim olduğu için belki bir farklılık da olmuş olabilir. Gözden kaçmış bir konu da olmuş olabilir ama benim düşünceme göre sorarsanız ben Supercell'in yani bu fotoğrafları çizen ekibin o kadar ileri görüşlü ve o kadar zeki insanlar olduğunu düşünüyorum ki arkadaşlar normal şartlarda bu kadar detayları, bu kadar gizemleri bir fotoğrafın içerisine yaymak gerçekten çok ama çok zor bir durum. Ve buradaki mega kutumu artık bilmiyorum bu benim dikkatimi çekmişti. Aslında dikkatimizi çeken farklı bir konu daha vardı. O konu neydi? O konu da şuydu. Star Park yükleme ekranımız buydu arkadaşlar değil mi? Şimdi çizimlere baktığımız zaman arka tarafta şurada şöyle bir megayı gördüğümüz zaman işte bu bizim oyunda olan mega kutumuz. Yani bizim mega kutumuz. Diğer fotoğraftakiyle tamamen farklı. Şimdi oradaki çizimle buradaki çizimle farklı olabilir bilmiyorum ama acaba farklı bir detay veriyor olabilirler mi? Çünkü neden biliyor musunuz? Bu Sprout'un fotoğrafını hatırlıyorsunuz değil mi? Şöyle dürbünle ileriye baktığı bir fotoğraf vardı. İşte o fotoğrafta gördüğümüz gibi arka tarafta yine bir mega kutu vardı. Biz buna büyük kutu demiştik renginden dolayı ama orada yine bir mega kutu vardı. Acaba diyorum ki bu kutu detayları çok fazla gelmeye başladı ya. Brawl Talk da geliyor. Acaba bir şeyler olabilir mi kutularla alakalı? Tamamen
Olsa ne güzel olur. Yani olsa gerçekten çok güzel olmaz mıydı bilmiyorum ama bu bir detay olabilir mi? Bakın yine söylüyorum. Bu bir detay da olabilir, olmayabilir. Çünkü normal şartlarda dediğim gibi Brawl Talk yaklaştığı zaman her bir fotoğraf bizim ilgimizi çekiyor. Ama bir yıldız gücü veya bir aksesuar tanıtıldığı zaman da gerçekten acaba bir detay olabilir mi diye de düşünmüyor değiliz. Videonun başında bir şey söylemiştim hatırlarsanız. Yıldız gücü ve aksesuarlar veya yeni karakterlerin geldiği fotoğraflarda aslında çok fazla bir detaya rastlamadık. Ki rastladığımız da oluyor ama çok değil. Yani normal zamanda paylaşılan fotoğraflar gibi değil. Ama Byron'un fotoğrafı bizim için bir milat oldu arkadaşlar. O Byron'un fotoğrafını hatırlarsanız Byron'un oyuna geldiği bu fotoğrafta arkadaşlar bizim dikkatimizi çeken bazı konular vardı. O konular neydi? Birincisi buradaki Spike'ın elindeki roket gibi bir şey artık bir şey içtiğini görüyoruz orada. Onun dışında burada yine roketi görebiliyorduk. Yani biz buradan demiştik ki yavaş yavaş sezon da bitmeye başlıyor ya. Acaba bir uzay teması mı? Uzayla alakalı mı? İşte bu fotoğraf aslında bizim uzayla alakalı düşüncelerimizi iyice bir yükseltti ve uzaya yöneltti tamamen bizi. Gelebilecek sezonun çok büyük bir ihtimal uzayla ilgili olabileceğini düşünmüştük. Şimdi bunu neden söyledim? Normal dedim ya, karakterler geldiği zaman, aksesuarlar geldiği zaman, yıldız güçleri geldiği zaman tamam fotoğraflarda detay olabilir ama bu fotoğraflarda detay olma olasılığı bana göre daha düşük diye düşünmüştüm. İşte bu fotoğraflara da baktığımız zaman oradaki mega kutunun bizim oyundaki kutularımıza benzememesi gerçekten benim dikkatimi çeken konulardan birisiydi. Ve burada da Byron'un yıldız gücünün tanıtıldığı bir fotoğraf arkadaşlar. Dediğim gibi bu fotoğraflarda çok fazla detay aramaya gerek var mı yok mu? Oradaki tamamen size bırakıyorum onu ama buradaki bir fıçı detayı ilginç dikkatimizi çekmişti. Biz bu fotoğrafı arkadaşlar işte burada da görmüştük. Yani şu şekilde baktığımız zaman orada bu lamba gibi görüyorsunuz. Yani bu Pixar'ın lambaları var ya arkadaşlar. Onun gibi de Wall-E'nin dürbünüyle ileriye baktığını görüyoruz ve buradaki fıçı yine dikkatimizi çekmişti ve arka taraftaki de Bee'nin arısını görünce de biliyorsunuz ki bizim Arch William Bee diye beklediğimiz bir kostüm vardı. Daha gelmedi. Arch William'ın anlamına baktığımız zaman da kötülerin kötüsü, en kötü karakter anlamına geliyordu. Ben demiştim ki Arch William Bee'nin gelmesi için oyuna ona göre bir tema olabilir diye düşündüm. Yani uygun bir temanın gelmesi gerekiyor ki Arch William Bee çünkü kötü bir karakter olarak gelecek. Acaba işte bu fotoğrafa da baktığımız zaman arka tarafta bir virane, bir savaş alanı gibi görüyoruz. Yani nasıl bir sezon bekliyor? İnanın bilmiyorum ama dediğim gibi her şeyin olabileceği durumlar var. Çünkü biliyorsunuz ki mortuar yazan bir durum vardı. İşte buradaki tabelaya benzer bir durumda fotoğraf vardı. Onun için Mortis'le alakalı bir şeyler bu sezon olur olmaz bilmiyorum ama Mortis'le alakalı ilerleyen sezonlarda da bir şey gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim VKBRL yayınına. Arkadaşlar VKBRL'nin hayat hikayesi diye sizinle bir video paylaşmıştım. Çok uzun zamandır We Already Told You This Is Normal sesleriyle devam ediyor. Gözümüz bir yandan orada, kulağımız bir yandan orada, oradan gelebilir mi diye bir sese odaklanmış durumdayız. Onun dışında arkadaşlar ben şunu söylemiştim. VKBRL pandemi sürecinden önce tasarlanmış, belki de o zamandan planlanmış bir yayındı ama pandemi ortaya çıkınca ben o videoda da söylemiştim. Yapmak istediklerinin tamamının belki yarısını bile yapamadığını söylemiştim. VKBRL bize neler verdi arkadaşlar? Biliyorsunuz ki ikinci aksesuarların tanıtımı oradan yapılmıştı. Oradan gelen seslere göre hangi karaktere bir aksesuar gelecek, hangi karaktere farklı bir aksesuar gelebilir diye oradan öğrenmiştik. Gelecek sezonların karnaval teması, örneğin Star Park'ın oradan bir mesajını almıştık. Onun dışında daha çok vermiş olduğu mesajlar vardı. Project Laser, 8 bitim mini oyunu, daha birçok sesle bize yardımcı olmuştu. En sonda Amber'ın geleceği zamanda o arkadan yanan ateş sesleriyle beraber bize son mesajını vermişti. Şimdi arkadaşlar VKBRL'de herhangi bir şey olabilir mi? VKBRL şu ana kadar bize verdiği birçok sözü tutmuştu. VKBRL'nin hayat hikayesi videomda bundan bahsetmiştim. VKBRL yayınlarında gelen tüm seslerin mutlaka bir karşılığı oldu ve bize inanılmaz gizemlerle inanılmaz mesajlar verdi. Ve bu verdiği mesajların hepsi de doğru çıktı. O videomda ne demiştim? Bir tek söz dışında. Uzayın derinliklerinden gelen ses. Bu ses acaba 8 bit oyununa mı göndermeydi yoksa oyunda bir sezona mı göndermeydi? İşte bunun cevabını hep birlikte göreceğiz.